öğrencilerini yetiştiriyordu. Şimdi benzetmeler duymuşsunuz değil mi? Mesih bazı öykülerle çok önemli bazı gerçekleri aktarıyordu. Benzetmelerin güzel yanı şu ki bir çocuk dahi anlayabiliyor. Bir çocuk dahi anlayabiliyor orada Mesih'in söylemek istediği. Ama din bilginleri anlayamıyordu. Çok garip değil mi? Mesih'in hikmeti. Din bilginleri anlayamıyordu ama çocuklar anlıyordu. Şimdi tohum benzetmesini duymuşsunuz. İkinci benzetmesini duymuşsunuz. Mesih yaklaşık 50 tane benzetme anlatmıştı. Belki çok daha fazlasını anlatmıştı ama burada kayıtlı olanlar bir 50 tane var. Ve bunlar gerçekten çok çok özel. Bundan 2-3 hafta önce İsrail'deydim. İsrail'e gittim, bir konferans vardı. Tercümanlık yapıyordum Türkçe'ye. Ve orada Celile bölgesine gittik. Mesih'in yetiştiği Nasıra kentine. Ondan sonra Kafernaum'a geçtik. Ve Mesih'in kilisesini ziyaret ettim. Mesih'in kilisesinin hangisidir biliyor musunuz? Orada bir sürü kilise var. Mesih'in işte ekmekleri böldüğü kilise, işte Mesih'in suyun üzerinde yürüdüğü kilise, işte bu kilise, şu kilise, ama bunlar Mesih'in kilisesi değil. Mesih'in pazar günü, pazar günü uğradığı kilise hangisi biliyor musunuz? O kırsala çıkardı. Orada ekinlerin arasında, kuşların eşliğinde, belki diğer hayvanların eşliğinde Tanrı'ya ilahilerini söylerdi, duasını yapardı. Dua, yani kainat Mesih'in kilisesi. Mesih'in binaya ihtiyacı yoktu. Ve böyle çıktık sabahın böyle köründe, 5:30-6 gibi orada ekinlerin arasında dolanıyoruz ve Mesih'in aynen yürüdüğü yerler. Mesih, dikkat edersen bütün hikayelerinde hep duadan bahseder. Hep duadan. Mesih bir şehir çocuğu değildi. Mesih köy çocuğuydu. Kırsalda büyüdü. Fakir bir ailenin çocuğuydu. Ve bu şekilde hep sıradan insanlarla birlikteydi. Şimdi bu benzetmede o gündeki insanların, köydeki insanların, çiftçilerin anlayabileceği şeyler anlatıyordu. Siz de birçoğunuz eminim çiftlikten anlarsınız. Bugün buraya gelirken çok şahane tarlalar gördüm. Böyle boydan boya buğday vardı, ondan sonra üzümler de vardı. Bir yerde böyle sarı bir çiçek de vardı. Boydan boya böyle büsbüyük, çok hoşuma gitti. Şimdi Mesih yine burada bir ikinci benzetmesini anlatıyor. Matta 13. bölümü açtınız değil mi? Matta 13. bölümü. Şimdi bunu okumadan önce her zaman kutsal kitabı açtığımızda şunu sormak lazım. Bu bölümün öncesinde ne oldu? Burada Rab Mesih bir şeyler anlatıyor da neden anlatıyor bunu? Ne oldu? 12. bölümü eğer okuyacak olsak, vaktimiz olsaydı, orada Mesih'in din bilginleriyle çok sıkı bir tartışması oldu. Yani o kadar kötü ki Mesih mucizeler yaptı, harikalar yaptı. Onlar dönüp dediler ki sen şeytana çalışıyorsun. Sen cinlerin gücüyle bunu yapıyorsun. Mesih dedi ki sen nasıl bunu dersiniz? Siz nasıl böyle bir şey iddia edersiniz benim hakkımda? Siz kutsal ruha hakaret ettiniz. Böyle bir kopma oldu. Mesih artık dedi ki bu din bilginleriyle, bu hahamlarla, bu felisilerle olmuyor. Olmayacak da. Oradan iplerini koparıyor. Ve Mesih kendi öğrencilerine yöneliyor. Artık Mesih anladı ki kesinlikle halkı onu reddetmiştir. Bu defa kendi öğrencilerini yetiştirmeye yöneliyor. Mesela 12. bölümün sonunda gelmiş de dediler ki Mesih senin annen kardeşlerin arkada dışarıda seni bekliyor. Nedir Mesih'in cevabı? Hatırlayan var mı? Evet. Benim annem ve kardeşlerim Rabbin evindedir. Evet. Benim izleyenlerdir. Rabbin sözünü dinleyen ve onu uygulayanlardır. Değil mi? Benim için kan bağından daha özel bir bağ var. Daha yakın bir bağ var. O da beni izleyenler. Beni izleyenler. Ve şimdi 13. bölümünde kendi izleyenlerine yöneliyor. Artık din bilgilerini kenara atıyor. Tek öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanıyor. Neymiş bu dil? Benzetme dili. Bu böyle şifreli bir dildi. Tamam. Diğerleri hiç anlayamıyordu. 13. bölümü okuyorum. Diyor ki aynı gün İsa evden çıktı. Gidip göl kıyısında oturdu. Hangi göl bu? Celile Gölü. Tamam, orada Celile Gölü'nün kenarında oturdu. Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı.
Bu yüzden İsa kürsünün arkasına çıktı. Neydi Mesih'in kürsüsü? Tekne. Evet. Mesih'in kürsüsü tekneydi. Tekneye çıktı. Çünkü yoksa kenarda durarsa baskı yaparlar, onu boğarlar. O tekneye çıkardı. Oradan ağzını verirdi. İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı. Bakın dedi. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Tamam. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Mesela var mı burada ekincilik yapan, çiftçilik yapan? Ben de çocukken yapardım ama bana gösterirdi. Bir çiftliğimiz vardı. Böyle küçük bir çanta atlarsa böyle boynuna. Tohum var burada. Alırsa böyle ve saçmaya başlarsa. Atıyorsun her tarafa. Değil mi? İkinci bunu yapar. İkincinin biri bunu yapmaya başladı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az, kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ha, ne oluyor burada? Şimdi ikinci tohumları atarken o seçemiyor. Oraya düşsün. Oraya düşünüyor. Atıyor. Sıçratıyor. Nereye düşerse artık. Bazen tarlaların ortasından giden patikalar var, yollar var. Ve tohum onun üzerine düşünce oranın toprağı serttir. Bastırılmış. Dolayısıyla inemiyor toprağın arasına. Ve kuşlar için bu bayramdır. Kuşlar hemen gelir onları kapar, götürür. Başka tohumlar kayalı topraklara düşer. Kayalı derken o toprağın hemen zemin altında, hemen yüzeyin altında kireç var. Ya da başka topraklar var, ayıklanmamış. Dolayısıyla tohum ne yapar? Oraya düşer ama derine inmeden hemen filizlenir. Bu defa ne oluyor? Kök yok. Kök inemiyor aşağıya, beslenemiyor, kayalar engel oluyor ve güneş çıktığında ölüyor. Ve o tohum gidiyor. Ziyan oluyor. Dahası var. Diyor ki, 6. ayet dediğim gibi güneş doğunca kavrulular kök salamadıkları için kuruyup gittiler. 3. tohum kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Bazısı 100, bazısı 60, bazısı 30 kat ürün verdi. Kulağı olan işitsin. 3. tohum ne yaptı? Dikenlerin arasına düştü. Hani sanmayın bunlar büyümüş dikenler. Bunlar henüz büyümemiş dikenler. Hani toprağın içinde başka tohumlar da var. Yani diğer otların, dikenlerin tohumları var. Bu tohumları içine düşünce bu defa dikenlerle beraber büyüyor. Ve dikenler bencildir. Bütün besini, bütün suyu kendilerine çekerler ve diğer artık budayı boğup öldürürler. Tamam mı? Ama bir tohum, bir kısım tohum vardı ki iyi toprağa düşmüş ve bunlar güzel bir ürün verdi. Bir tane buday 30, 60, 100 kadar verebiliyor. O kadar güçlü bir şey. Tamam, benzetme bu. Peki anlamı nedir? Mesih sadece güzel bir hikaye mi anlatıyor burada? Yok. Zaten anlatıyor burada öğrencilerine. Diyor ki bakın ben bununla Tanrı'nın egemenliğinin sırlarını size açıklıyorum. Ama bir tek siz anlarsınız. Başkaları hiç anlamayacak. Evet, emin olun başkaları orada duruyordu. Ya bu adam ne anlatıyor? Yani bu adamı böyle akıllı sanıyorduk ama çiftlikten başladı. Acaba ne anlatıyor bu adam? Mesih orada derin bir şey anlatıyordu. Neydi bu? Evet. Anlattığı gibi o din bilginleri Rabbin sözünü reddettiler. Reddettiler. Ve onlardaki, onların yüreği sert olduğu için artık Tanrı'nın sözünü algılayamaz oldular. Algılayamaz oldular. Şimdi biraz daha ilerisinde 16. ayette artık bu peygamberliği, bu benzetmenin sözünü açıklamaya başlıyor. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Yani siz burada çok özel bir şey görüyorsunuz. Mesih'in mucizelerine şahit oluyorsunuz. Muazzam şeyler oluyor karşınıza. Ne mutlu size ki bunu anlayabildiniz de bunu yüreğinize indirebildiniz. Şimdi ikinciyle ilgili biz benzetmeyi siz dinleyin diyor.
Kim göksel egemenlikle ilgili sözü, yani müjde, Tanrı'nın egemenliği nedir? Rab Mesih kral olmak üzere geldi ve dünyaya geri dönecektir. Evet. Peki bu sözü, bu müjdeyi kim işitir de anlamazsa kötü olan gelir. Kimdir kötü olan? Şeytan ve şeytana çalışanlar, değil mi? Onun yüreğine ekilen tohum, ekilen sözü söker ve götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Bakın ne anlatmak istiyor Mesih? Dört farklı toprak gösterdi, değil mi? Bir sert bir toprak, yol kenarındaki toprak. Biri de taşlı, kayalı toprak. Bir de çalılı, böyle dikenli toprak. Bir de sağlıklı, temiz toprak. Değil mi? Verimli toprak. Diyor ki, bunlar farklı yürekler temsil eder. İnsanlarda farklı yürekler var. Her bir toprak farklı bir yürek türü. Birinin yüreği var ki serttir. Serttir. Bugün mesela biraz buradan gezdik. İnsanların yüzünden bile, yüz ifadelerinden bile az çok yüreklerini görebiliyorsun. Bazıları çok sert. Kimisi belki çok acı çekti. Kimisi ise belki başkalarına çok acı çektirdi. Kimisi belki Tanrı'ya yüreğinde böyle hep şikayetler etmiştir, yüreğini nasırlaştırdı, sertleştirdi. Şimdi toprak neden sert olur o kenar, yol kenarındaki? Çünkü insanlar üzerinden çok gelip gezer, yürür, sertleşir. Bazı insanların yüreği böyle. Bakıyorsun daha kız çocukken babası ona küfürler attı. Bazısı ırzına geçti. Bazı erkekler büyürken babası demiş ki, senden adam olmaz. Bunu duyan oldu mu? Evet. Bu onun yüreğini sertleştirdi. Sertleştirdi. Zarar verdi. Başkası belki iş yerinde böyle hep kötü sözler duydu. Hep yüreğinde başka günahlara yer verdi. Ve yüreği serttir Tanrı'ya karşı. Yani Tanrı birçok yönden konuşuyor. Tanrı birçok yönden insanlara elini uzatıyor. Her gün güneşi açmıyor mu? Her zaman yağmuru göndermiyor mu? Her gün oksijen vermiyor mu bize? Bütün bunlar Tanrı'nın nimetleri. Ama bazısı var ki bunu bile göremiyor. Tanrı yoktur diyor. Tanrı yoktur diyor. Bazısı da yanlış Tanrı'yı tanımıştır da Tanrı yoktur diyor. Örneğin bizim öğrencilerin arasında İran'dan gelen birçok öğrenci var. Bana diyor ki ben Allah'ı bilirim. Hep okuduk, gördük İran'da. Ben öyle ilaha inanmam. Ben derim ki haklısın. Öyle ilaha ben de inanmam. Ama kutsal kitaptaki Allah farklıdır. Sizin orada gördüğünüz, size her gün öğretilen Allah böyledir, Allah şöyledir, Allah çarpar, Allah işte cezalandırır, cezaevine işte cehenneme götürür. Öyle Allah, yalancı Allah'tır. Öyle bir Allah yoktur. Tek bir Allah var. Tek doğru bir Tanrı var. Ve o Tanrı sevgi Tanrısıdır. Amin. O Tanrı sizin babanızdır. Amin. Bunu anlatıyorum ve şaşırıyorlar. Öyle mi diyorlar? Evet diyorum. Evet. İşte görüyorsun yürekleri sertleşti. Sertleşti. O yüzden onlar ateistim diyorlar. Efendim aslında dikkat edersen hiç kimse ateist değil tam olarak. Hiç kimse ateist değil tam olarak. Ufak bir deprem oldu mu hemen Allah'ım diyorlar. Ya. Dikkat edersiniz hiç kimse de ateist olmuyor. Sonradan ateist olunuyor. Yani çünkü herkes doğduğu zaman biliyor Tanrı vardır. Ama daha sonra bazı sorunlar yaşadığımızda, bazı soru işaretler doğduğunda yüreklerimizde yüreğimizi sertleştiriyoruz. Daha geçen hafta sonu bazılarıyla konuşuyordum. Dedim bakın arkadaşlar dedim bak size birçok kanıt gösterdim Tanrı'nın varlığına dair. Ama bazınız hep soru soruyorsunuz, hep soru soruyorsunuz. Ben dedim ki bazınız soru soruyor ki öğrenmek istiyor. Bazınız başkalarının kafalarını karıştırmak için soru soruyor. Gerçeği öğrenmek istemiyorsunuz. Sadece daireleri çiziyorsunuz. İşte yürek sertleşmiş. Yürek sertleşmiş.
Ne oluyor? Rabbin sözü ekildiği zaman orada o yürekte hiç iş yapmıyor. İşlev yapmıyor. Neden? Çünkü o yürek taş gibi. Öyle insanları tanıyor musunuz? Öyle insanlar çok. Ancak Rab o taş yüreği değiştirebilir. İsrail'in yüreği de taş yüreği oldu. Ve Rab dedi ki bir gün ben size etten bir yürek vereceğim. O taş yüreği kıracağım. Rab yapar. Yapabilir. Vazgeçmeyelim o insanlardan. Vazgeçmeyelim. Belki de haklıdırlar. Belki de çok ezildiler. Belki de çok ezildiler. Tahmin edemezsiniz bu dünyada ne kadar çok acı var. Eşim gitmiştir. Kaçan Yezidi kızlara yardım etmeye. Yezidileri duydunuz değil mi? Suriye'den, Irak'tan kaçtılar. IŞİD geldi onlara baskın yaptı. O kızların gözü önünde babalarını, kardeşlerini öldürdü. Bazılarının ırzına geçti göz önünde. Bazısı onların ellerine geçmemek için kendilerini uçurumdan atıyorlardı. Bazısı zar zor kurtuldu. Kamplarda toplanmışlar. Ne geri gidebiliyor ne ileri gidebiliyor. Eşim danışmanlık yapar. Gitti onlarla konuştu dedi ki bakın sizi dinlemek için geldim. Kızlar hepsi ağlamaya başladı. Hepsi anlatmaya başladı. Böyle oldu, şöyle oldu. Eşim sadece dinledi onları. Bir hafta onları dinledi. Hepsi anlattı, anlattı. O kadar çok acı var ki dünyada kardeşler. O kadar çok acı var. Bilirim burada, bu mahallede de hiç bilmediğiniz, bilmek istemediğiniz de acılar var. Korkunç acılar var. Var. Ama Rab bütün bunları biliyor ve Rab bütün bunların dermanıdır. Amen. Rab bütün bunların çaresidir. Amen. Tanrı'nın sevgisi bunları da aşabiliyor. Amen. Bu yaraları da sarabiliyor. Bu yüreklere de şifa verebiliyor. Amen. Evet, sert yürekler var kardeşler. Ve anlayış göstermek lazım. O kardeşler için dua etmek lazım, yalvarmak lazım. Rab yüreklerini yumuşatsın. Evet. Ve Rab o insanları imana getirebilir. Vaftiz ettiğimiz bu kardeşlerden bir tanesi ateistti. Tanrı'ya küfrederdi. Bir gün yoldan yürürken küfrede de gidiyordu. Bir anda biri ona dokunduğunu hissetti. Döndü böyle, kim dokundu? Baktı kimse yok. Ne olmuş diyor ya. Hani küfrediyordum sanki bana dokunmuş. Bir tane kız vardı orada. Zenci bir kız. Nijerya'dan. İmanlı. Ona bakıyor. Sonra geldi yanına dedi ki Rab rüyamda dün bana dedi ki burada bir kız gelecek. Sen onunla müjdeyi paylaşacaksın. Evime gel dedi. Kız şaşkın. Tamam dedi İranlı kız. Onun evine gitti. Nijeryalı kız başladı ona müjdeyi paylaşmaya. Baba sevgisinden bahsetti. Tanrı'nın sevgisinden. Tabii ki bizim İranlı kız anlamıyor. Ertesi gün kiliseye götürüyor. O gün beni vaaz vermek için çağırmışlar. Baktım bütün siyahi zenci kardeşlerin içinde bir tane beyaz vardı. Dedim senin ne işin var burada? Ben İran'dan geldim dedi. Konuşuruz dedim. Sonra konuştum, eşimle tanıştırdım ve kutsal kitap çalışmamıza başladı. Her pazar günü geliyordum ama hep aksi sorular. Olamaz böyle. Yok Tanrı yoktur. Yok böyle, yok şöyle. Hep sert. Çok büyük bir sertlik vardı. Ama her geçen gün böyle biraz da olsa az da az daha böyle yumuşamaya başladı. Ondan sonra oldu bir pazar günü geldim. Dedim geçen haftanın dersini özetlemek isteyen var mı? Kız ben. Baktım bütün dersi verdi. Belki dinliyordum. Yüreğine iniyordum. Ve bir gün o kız vaftiz olmak istediğinde bembeyazla büründü. Bir taç giymiş, kendi eliyle ördüğü bir taç yaptı. Dedim kız ne yaptın böyle? Dedim ben bugün Mesih'le evleniyorum. Onun için yani. Kız vaftiz oldu. O kadar sert bir yürek ama Rab yumuşattı. Şimdi neydi ikinci toprak neydi? İkinci toprak kaya üzerine, kayalık toprağa düşen bir topraktır. Bu toprakta ne var ne sorun? Şimdi dikkat edersiniz, bilirsiniz. Eğer çiftlikle uğraştıysanız o tohumları serpmeden önce aradan dolaşmak lazım. O toprakları kırmak lazım sabanla böyle. Ve de o taşları ayıklamak lazım. Ama bazen görünmeyen taşlar var. Kireç tabakaları var hemen yüzeyin altında. Ne oluyor? Tohum serptiğin zaman toprak güzel görünüyor. Ama kök salamıyor. İnmiyor aşağıya.
Değil mi? Bak Mesih burada onu anlatıyor. Bakın 20. ayet. Kayalık yerlere ekilen işi ise işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden. Bu nasıl biri? Evet. Rabbin sözünü algılıyor. Dinliyor. Biri Mesih'e iman ediyor musun dediğinde evet inanıyorum diyor. Ama ne oluyor? Kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşer. Ne diyor tohum? Evet, kök sağladı hemen ama kök aşağı inemiyor, destek alamıyor, besin alamıyor ve de ne oluyor tohum? Güneş çıktığında onu kavuruyor, yakıyor. Ve o küçük buday niye hemen ölüyor? Gidiyor. Çünkü desteği yok, besini yok. Yüzeysel kaldı. Bu kimi anlatıyor? Yüzeysel imanlılar. Öyle birilerini biliyor musunuz? İlk kişi kimdi? Sadece meraklı. Yandan geçti, duydu. Buradan girdi, buradan çıktı. Tamam, o ilk kişiydi. Bu kişi heyecanlı imanlıdır. Geliyor, ooo çok güzel, ben de varım, ben de severim, ben de gitar çalarım, ben de katılırım, ben de etkinliklerinize katılmak isterim. Böyle heyecanlı imanlar var. Değil mi? Ama ne oluyor? Güneş çıkıyor. Güneş çıkıyor, sıkıntılar başlıyor, insanlar alay etmeye başlıyor. Sen misin imanlısı? Sen misin Mesih'i izleyen? Yo ben sadece merak ettim, böyle öylesine katılıyorum. Değil mi? Ne oluyor? Orada bir tabaka var, altta kayalar var. Neden o insanlara karmak istemiyor? Örneğin baba anne gelip diyor ki, senin kilisede gördüler, ne işin var orada? Ya baba hiç yok, öyle arkadaşlara takıldık. Değil mi? Ne oluyor? O kişi bir anda korkuyor. Bir kayalar var. Hayatında büyümesini engelleyen taşlar var. O taşları sökmek, atmak istemiyor. Değil mi? Mesih çok açık açık demiş öğrencilerine. Kim benim ardımdan gelmek istiyorsa çarmıhını üstlensin, kendini inkar etsin, gelsin yoluna, beni izlesin. Kim babasını, annesini, karısını dahi, çocuğunu dahi benden çok seviyorsa benim öğrencim olmaya layık değil mi? Çok çetin bir söz kardeşlerim bu. Çok çetin bir söz. Ama Mesih ciddidir bu konuda. Çünkü biz Tanrı'nın önüne ailemizi dahi, çocuğumuzu dahi koyarsak bunun adı putperestliktir. Tanrı'nın yerine başka bir şey koymuş oluyoruz. Olamaz öyle şey. Evet ailemiz değerlidir. Elbette ki çocuklarımız önemlidir. Ama onları Rabbin önüne asla koyamayız. Koyamayız. Rab her şeyden de önemli. O Tanrı'dır. O Rabbimizdir. O canını verendir. O dirilendir. O yaşam verendir. O dönendir yeryüzüne. Ailemizi her zaman seveceğiz. Ama asla onların Rabbimizden daha önemli bir yere çıkmasına izin vermeyeceğiz. Mesih dedi ki, benden çok onları severseniz hiç boşuna ardından gelmeyin. Çünkü bana layık değilsiniz. Değil mi? Taşlar var hayatımıza. Değil mi? Korkular var. Endişeler var hayatımızda. Yok mu hayatımızda sizin? Acaba bu olsa, acaba şu olsa, acaba duysalar, acaba benimle alay etseler, acaba iş bulamazsam, acaba efendim açıkta kalsam, bu korkular yüreğimize birer taştır. Ve büyüyemiyoruz imanda. Ve o imanı ne yapıyor? Yüzeysel kalıyor. Bir süreye gelir, bir iki hafta, bir iki ay, ondan sonra başladı biraz da baskı bir yerde. Biri onu biraz tehdit etti mi, bir sert söz dinledi mi babasından, annesinden, hop kopuyor gidiyor. Bir daha haber alamazsın ondan. Ve üzülüyorsun. Bunun gibi nice imanlı gördüm, kayboldu. Yani ağızdan imanlı, imanlıyım diyorlardı. Ama baskıya dayanamadılar. Oysa ki baskı bizim imanımızı pekiştirmeli. O çıkan güneş ne yapar büyüyen budayı? Ne yapar onu? Onu besler, büyümesini sağlar. Güneş bunun için çıkıyor. Değil mi? Aynı zaman, aynı şekilde Rab hayatımıza baskılar getirir.
Rab hayatımıza zorluklar getirir. Rab hayatımıza zulümler de getirir. Ne için biliyor musunuz? Bizi büyütmek için. O güneş bizi büyütmeli. Ama bazısında kök olmadığı için aynı güneş, aynı baskı kavuruyor, yakıyor. İşte o baskılar, o sıkıntılar birer testtir. Birer sınavdır. Rab imanınızı bununla pekiştiriyor. Rab İbrahim'in imanını denedi, hatırlıyor musunuz? Peki sen bu çocuğunu benden çok seviyor musun? Hadi bakalım daha çıkalım. Değil mi? İmanını bu şekilde denedi. Denedi. İşte kardeşler, böyle imanlılar var ne yazık ki. Bakıyorsun, müjdeyi paylaşıyorsun. Evet diyor, iman ediyor ama kısa bir süre sonra kayboluyor. Sebeplerinden biri bu. Ama üçüncü bir toprak daha var. Bakalım devam edelim. 22. ayet. Dikenler arasında ekilen de şudur. Sözü işitir ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. Böyle birileri de var. Değil mi? Bu neydi? Bu tohum güzel bir toprağa düştü ama toprağın içinde meğer ki başka yabani otlar, dikenler, çalılar vardı. Biraz da güneş, biraz da yağmur geldiğinde büyüdü, güzel çıktı ama o diğer şeyler, diğer otlar beraberinde büyüyor, bir boğuyor, bir yapışıyor ona ve bırakmıyor. Babam bana çocukken fırsat verdi, dedi ki bak oğlum sen bir şeyler dene, bizim arka bahçede bir şeyler ek budur bu mevsim. Tamam babam dedim, aldım işte bizim kabaktı, salatalıktı, birkaç şey böyle topladım, götürdüm, çapaladım, açtım toprakları, ayıkladım taşları. Çok güzel yaptım. Ektim böyle tohumlarımı. Her gün gidip su veriyordum. Ama ne heyecanla izliyordum. Böyle çıkıyor böyle. Cılız bir şey çıkıyor. Biraz daha su veriyordum. Yani müthiş bir şeydi. Bir gün gittim böyle bir kampa gittim. Bir hafta. Döndüm. Baktım. Bütün bahçe sarı. Neymiş bu? Baktım bir bitki çıktı. Sarı böyle. Bütün diğer çiçekleri boğmuş, yapışmış böyle. Ağ gibi hepsi dolanmış. Onu çıkar derken geride bir şey kalmadı ki. Gitti bizim bahçe. Yani dikenler böyle. Değil mi? Böyle yabancı otlar var. Şimdi bu ne anlamı, neyi anlatmayı istiyor burada Mesih? Diyor ki insanların yüreklerinde bazısında evet o tohum gelir, yüreklerine iner, anlıyor, inanıyor. Evet ben varım diyor ama o yürekte başka şeyler de var. O yürekte başka meşguliyetler de var. O yürekte başka kaygılar var. Başka korkular var. O yürekte mesela ne var? Para meselesi var. Kişi diyor ki, ya inanırım da ama işim ne olacak? Acaba işte gelecek kaygısı var. Değil mi? O kişi ha bir düşünüyor, diyor ne yapacağım, ne edeceğim. Gördünüz mü ayeti? Ne diyor? Dikenler arasında ekilen sözü işitir, dünyasal kaygılar, maddi işler. Mesih mesela Matta 6. bölümünde bundan bahsetti. Ne yiyeceğiz, ne giyeceğiz, nereye gideceğiz, nasıl okuyacağız, bunları merak etmeyin dedi. Bütün bunları babanız düşünmüştür bile. O gerekeni yapacaktır. Siz öncelikle onun egemenliğinin ardından gidin. Ve o gerisini zaten sağlayacaktır. O vaattir. O Tanrı vaadidir. Ama bazen ne yapıyoruz? O içimizdeki o kaygıları, o korkuları atmıyoruz. O tohumları atmadığımız için bu kaygılar imanımızla birlikte büyüyor ve boğuyor. O iman cılız kalıyor. Oradan meyve veremiyor. Verimsiz kalıyor. Böyle imanlar tanıdınız mı? Evet. Değil mi? İman ediyor, güzel kiliseye geliyor, ondan sonra bakıyorsun ki bir hafta gelmediler. Ne oldu kardeşim ya işte iş güç, yani düşünmem lazım, ailemin ihtiyaçlarını sağlamam lazım, şu bu falan konuşuyor ve o kişinin imanı orada kalıyor. Bir yere ilerleyemiyor. Böyle birilerini tanıdınız mı? Evet. Şimdi ne yazık ki o kişilerin imanı orada çürüyüp gidiyor. Ve meyve vermeleri imkansız. Ha şimdi düşünmeyelim ailemizi. Kaygı çekmeyelim mi?
Şimdi bilir misiniz? Kaygı bir tür zehirdir. Toprak için diken neyse kaygı da odur. Hiçbir meyvesi yoktur. Mesih dedi ki, siz kaygılanmakla bir şey elinize geçiriyor musunuz? Öyle insanlar tanırız ki, böyle kaygılana kaygılana hasta olurlar. Ulser çıkar, hastalıklar, hastanelik olur. Ne, doktora ne olur, ne olur sana? Araştırır, bir şey yok. Kaygı. Başka bir şey değil. Stres. Değil mi? Peki o stresin bir ürünü var mı? Yok. Aynı diken gibi. Batar, batar, batar. Ama geriye bir şey bırakmaz. Hiçbir ürünü yok. Değil mi? Mesih ne demiş? Kaygılanmayın dedi. Kaygılanmayın. Ne yiyeceğiz, ne giyeceğiz? Pavlus da diyor Filipililer 4. bölüm. Ne demiş onlara? Sevinin. Bütün kaygılarınızı Rabbin önüne koyun. Rabbin önüne koyun. O düşünsün. O babanızdır. Bir kardeşimiz vardı. İsmi Serkan. Türkiye'de özellikle mesela bilirsiniz sınava girmen lazım. Sınavdan atanmayla işe sahip oluyorsun. Tamam. Kardeş kaygılanıyordu işte ne yapacağım, ailem için şöyle mi olacak, böyle olacak. O zaman dershaneleri kapatmaya karar verdiler. Dolayısıyla kardeşim dershanede öğretmendi. Yeni bir sınava girmesi lazım. Düşün eşi var, çocuğu var ama yine de sınava giriyor. Hazırlanıyor böyle bir sınav, stres, kaygı. Ondan sonra bir gün konuşuyorduk. Ve dedim ki kendisine, Serkan neden bu kadar kaygılanıyorsun? Ama işte bak düşün, eşim var, çocuğum var, kazanamazsam ne olacağız, ortada kalacağız. Artık evli barklı bir insanım. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz? Ne bak Serkan, babası olmayan kaygılansın. Senin baban var. Amin. O seni düşünür. Amin. O senin için gerekeni yapacaktır. Dışarıdaki adam kaygılansın, onun hiçbir ümidi yok. Onun işi torpile kalmış, rüşvete kalmış, onun işi artık kendi çalışkanlığına kalmış. Sen gerekeni yap, çalış ve gerisini babana bırak. Amin. Senin baban var, babası olmayan kaygılansın. Kardeşim bunu hiç unutmadı. Yıllar sonra kazandı, bana yazdı, dedi ki senin o sözün var ya, hiç unutmuyorum. Babası olmayan kazansın, kaygılansın. Kardeşler gerçekten kaygılanmaya hiç gerek yoktu. Düşünün, babam beni uçağa koymuş, üniversiteye göndermiş. Dedi ki, al senden biletin $100. Benden bu kadar. 17 yaşındaydım. 17 yaşındaydım. O zaman gittim üniversiteye ve mecbur çalışıyordum. Nasıl çalışıyordum? Gece nöbetçiydim üniversitede. Haftanın 2 günü uyumuyordum. Gündüz okuyordum, akşam çalışıyordum. Diğer öğrenciler bakıyordum, borçlanıyorlardı. Ben üniversiteyi bitirdiğimde bir kuruş borcum yoktu. Bazı param yoktu hakikaten. Bakıyordum, hiç tanımadığım bir yerden zarf geliyordu. Rab seni bereketlesin evladım. Tanımadığım bir teyze. Kendi harçlığından bana verdi. Yani hiç öyle mucizeler yaşadım. Bilir misiniz? Rab'le bu şekilde günü birlik yaşamak var ya, harikadır. Amin. Evet, yokluk çektim, açlık çektim, sıkıntı yaşadım. Hiçbirini değiştirmem. Çünkü o sayede Rabbin mucizelerini gördüm. Biz de istiyoruz ki her şeyi ben yapayım, her şeyi ben düşüneyim, ben hayatımı kurayım, ben hayatımı sürdüreyim, ben elimde tutayım dizginleri. O şekilde yaşamak istiyorsanız Tanrı'nın mucizelerini pek görmeyeceksiniz. Ama Rabbin mucizelerini görmek isteyen var mı burada? Evet. Ya? O zaman hayatınızı onun elinde bırakın. Amin. Direksiyonu ona bırakın. Kaygılanabilirsiniz. Ya ama burada yetersizdir. Para yetmiyor. İşte iş, maaş, şu bu. Gidelim oraya kaçalım. Oradan belki geçiniriz. Kardeşim bu hiç işe yaramaz. Haram gitmenizi istiyorsa, sizi mucizevi bir şekilde götürürse hayır demeyin. Ama esas burada kalmanız, burada hizmet etmeniz, burada halkınıza müjde paylaşmanız gerekiyordu. Gitmeyin. Ne diyor Mezmur 37? Bilirsiniz değil mi? Otur memleketinde, sadakatle çalış, gerisini babana bırak. Amin. O yapar. O düşünür.
tamam mı? Kardeşler, kaygı çok kötü bir şey. İnsanları hasta ediyor. İzin vermeyin buna. Kaygı dedim bir zehirdir, bir tür günahtır. Çünkü kaygılandığımızda ne diyoruz? Tanrı sen yeterli değilsin. Bak, kaygılanmak demek, imansızlık yapmak demek. Tanrı ben sana güvenmiyorum demek. Bir çocuk, hiç gördünüz mü kaygılandığını? Acaba bugün kahvaltıda bir şeyler verecektir bana. Çocuk kaygılanmaz. Çünkü bilir ki babası annesi düşünmüştür. Gerekirse kendinden verir, çocuğunu yedirir. İşte bizim babamız da azını mı yapacaktı? İşte o imansızlığı, o güvensizliği yapmayalım. İşte ne diyor? Bu dünyasal kaygılar insanın imanını yerip bitiriyor. Aynı zamanda zenginliğin aldatıcılığı. Bunu görebiliyorsunuz kardeşler. İnsanlar ne için çalışıyorlar? Zengin olmak. Sanki bir zengin olursam o zaman mutlu olacağım. Yani o zenginliğin sonunda büyük mutluluk bekliyor onları. E şimdi biz anlamıyorum, aptal mıyız? Şimdi bu kadar görüyoruz televizyonda en zengin insanları takip edin. Görün. Hangisi mutludur? Hangisi mutludur? Bakın işte ister Madonna, ister Kardashian, ister Justin Bieber, ister kim olursa olsun. Hangisi mutludur size söylerim. Beni zaten. O yeniden evleniyor, o onu boşuyor, o onu kıskanıyor, o yeni bir şeyler alıyor. Mutluluk yok orada. Biz de aptal aptal arkasından gidiyoruz. Düşünün ya, insanlar bunu yapıyor. Bir bunu alsam, bir buna sahip olsam mutlu olacağım. Pavlus bize diyor ki ben size mutluluğun sırrını söyleyeyim dedi. Mutluluğun sırrı eldekiyle, Tanrı'nın verdiğiyle yetinmeye girmek. Aleluya. Yetinmeye girmek. Rab bunu mu verdi? Çok şükür. Çok şükür. Bununla yetineceğim bugün. Budur mutluluk. Ama onda kola var. Onda Fanta var. Olmadı ya. Şimdi bu kişi mutsuzdur. Çünkü gözü hep dışarıda. Ama eldekiyle yetinen mutludur. Mutludur. Budur sırrı. Bu işin sırrı bu. Bu dünyada ne kadar zengin olursanız, ne kadar çok malınız, mülkünüz olursa o kadar da kaygılı olacaksınız, o kadar stresli olacaksınız, o kadar da mutsuz olacaksınız. Aldanmayın kardeşim. Eldekiyle yetinmek güzeldir. Zaten bizi orada bekleyen güzel evler var. Bizi orada bekleyen kim bilir ateş arabaları var. Bizi orada bekleyen kanatlar var. Kardeşler gerek yok burada kendimize bir şey biriktirmeye. Burada neden kendimizi yoralım da parayla satın alalım da Mesih geldiğinde bize bedava verecek? Amin. Burası Mesih'in evidir sonuçta. Burada Mesih'in egemenliği olacaktır. Ve eğer biz ona çalışırsak, biz ona sadık kalırsak geri geldiğinde ne yapacak? Diyecek kardeşim gel, sen orası senindir. Gel kardeş orası senindir. Orası senindir. Para vermeye gerek yok. Neden bu kadar yoruyoruz kendimizi? Anlatabilir mi kardeşler? İşte bu zenginliğin aldatıcılığı. 1. Timoteos 6. bölüm diyor ki nice imanlı imanlarını bu şekilde mahvettiler. Para sevgisi var ya, insanın imanını yok eder. Birçok insan bu şekilde imandan saptılar, gittiler. Yapmayın kardeşler. Aklınız var, mantığı var. O yoldan gitmeyin. Zenginlik aldatıcıdır. Şimdi ne var? Mutluluk dediğimizde aklımıza ne geliyor? Bir Avrupa'ya gitsem mutlu olacağım. Kardeşler onlar orada hiç de mutlu değiller. Ben şahit oldum. Kıbrıs'tayım şimdi. Kıbrıs Avrupa Birliği bir parçası. Tamam. Oraya gelen bakıyorsun villalar var, kasinolar var, ne güzel sahiller var. Hepsinin altında Mercedes var. Kıbrıslılar var ya, bir sürü paraları var ama canları o kadar da sıkkındır. Mutlu değiller. Doyamıyorlar. Parası çok olan doyum alamıyor. Ya kardeşler size söylüyorum, bu bir aldatıcılıktır, bu bir yalandır. Gitmeyin arkasından. Eğer burada geçiniyorsak, eğer burada ekmeğiniz, suyunuz varsa şükredin. Bununla mutlu olun. Gitmeyin bu hayalin peşinden. Bu sizi aldatacaktır. Mutsuz olup çıkarsınız.
Şimdi gelelim son toprağa. Gördük böyle imanlar değil mi? Hiç merak ettiniz mi? Mesela bir sürü kişi geliyor kiliseye, iman ediyor. Bir süre geliyor, sonra kaybolup gidiyor. Ne oldu? İşte bundan dolayı. Mesih bunu anlatıyor. O günün Yahudileri anlatıyor. Hepsi duyuyor. İman ediyor ama kayboluyor. Farklı farklı sebeplerden dolayı. Şimdi geldik verimli toprağa. 23. ayet. İyi toprağa ekilen tohum ise sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir. Kimisi, kimi 100, kimi 60, kimi de 30 kat. Tamam. Ne demek istiyor burada? Bir toprak var ki, bir yürek var ki hazırdır. İyi toprak nasıl bir topraktır? Ekinciler bilir. İyi toprak sabanla sürülmüş, kırılmış, parçalanmış, ayıklanmış, içinde taş yok, içinde diken yok, içinde başka hiçbir şey yok. Orada sadece hazır bir toprak var. Hazır. Bu ne demek? Tanrı'nın sözünü kim en iyi algılar? Tanrı'nın Musa ruhuyla kırılmış, Tanrı'nın sevgisiyle parçalanmış, alçak gönüllülüğe bürünmüş, dünyanın yalanlarından ayıklanmış, temiz bir yürek. Bu yürek işte ne yapıyor? Musa ruhu artık o tohumu yüreğine koyduğu zaman o yürek var ya, alıyor onu, emiyor o Tanrı'nın sözünü, o suyu çekiyor.